Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir Kafa Topu 2 videosuyla karşınızdayım. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda maçlar atacağız. Her zaman olduğu gibi yapacak çok da farklı bir şeyimiz yok aslında. Size ne gösterebilirim? Şurada etkinlik var. Yeni etkinlik gelmiş. Düello zamanı. Brezilya'ya verirseniz kazanırsınız arkadaşlar. 50 puan da kasmanızı istiyor oyun. Şu anda 6 saat var. 1 saate kadar bu videoyu yüklersem, izlerseniz yani yetişebilir de yetişmeyebilir de artık. Ben yine de göstereyim de. Brezilya'ya verirseniz kazanma şansınız var arkadaşlar. 15 zümrüt diyelim ve şuradan bir 3x puanımızı alalım. Galibiyeti iyice garanti altına almak istiyorum. Sonra da maçlara girelim. Player kardeşim şu anda müsait değilim. Sonra yapacağız. Arkadaşlar bu dostluk maçları için takipte kalın. Bir Facebook grubu açacağım. Oradan bir organize olacağız. Ama üst üste gönderince hoş olmuyor yani. Güzel kardeşim, bak dondurdun bilgisayarımı ya. Dostluk maçına mı girdi bu, ne yaptı? Dur şuradan. Ne, tamam, normal standart maça girmiş bu, tamam. Ne diyordum? Şey arkadaşlar, Facebook grubu oluşturacağım. Oradan şimdi, çünkü dostluk maçı yapmak isteyen bir sürü arkadaş var, öyle söyleyeyim yani. Onları tabi organize etmek lazım. Hangi karakterle oynayacağız, kaç maç atacağız, nasıl yapacağız falan. Dolayısıyla böyle direkt oyun içinden böyle istek yaparak çok zor olacak yani, ben onu fark ettim. Çünkü çok fazla istek geliyor. Hepsiyle baş etmek mümkün değil. Ben size haber vereceğim. Siz kanalı takipte kalın. Facebook grubu üzerinden iletişime geçer. Bol bol dostluk maçları atıp paylaşacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Daha önce de söyledim de, izleyen vardır, izlemeyen vardır, unutan vardır, bir hatırlatayım dedim. Şu sıralar biraz işlerim var. O işleri bir yoluna koyayım. Şöyle bir rahata kavuşayım. Dostluk maçları olayına gireceğiz arkadaşlar. Çok güzel vakit geçireceğiz diye tahmin ediyorum. Evet. 1 milyon abone, 1 milyon bak 2'dir abone diyorum yani, artık söyleyene bakmayın, siz söyletene bakın. 1 milyon abone değil tabii ki de. 1 milyon taraftara ulaştık. İnşallah 1 milyon aboneye de ulaşırız. Hiç belli olmaz bu işler. 1 milyon taraftarla hesabımızla karşınızdayım. Kanal bayağı iyi gidiyor. Şu anda anlık 328 mi 329 mu ne abonemiz oldu. Çok büyük bir mutluluktur bu benim için. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah layık oluruz yani. Ne diyelim? Allah utandırmasın. Uzun videolar istiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok istiyorum ben uzun videolar çekmeyi ama nedense şu son zamanlarda botlar bayağı bir artmaya başladı yine. Yani ben bir saatlik video da çeker yüklerim. Sıkıntı değil ama sürekli bot gelince de bir anlamı olmuyor yani. Şuradan devam edelim. Zaten sizi videosuz bırakmıyorum. Yani düzenli takip eden arkadaşlar bilirler. Yani bazen günde 2 tane video attığım bile oluyor yani. Tamam, sana bir iki gol. Bot kardeş, bak yine saçmalamaya başladın sen ha. Ama yeneceğim seni yani, hiç şansın yok. Senin karşında 1 milyon taraftarlı bir rakip var. Haddini bil yani, ona göre bak. Sonra karışmam. Derken böyle bir de yeniliyormuşuz. Ne gülerim ama, var ya tutamam kendimi. Bak bak, öne geçti ya, şimdi gelmez daha kolay kolay. Bu botlar var ya, çok namussuz yaptılar bunlar ya. Namussuz bu botlar ya. Eskiden geliyorlardı böyle yine. Ama şimdi öne geçtikleri zaman, hele bir de galibiyet seriniz varsa var ya, onları çekin çekebilirseniz. Kalede durunca da gol yemiyorlar. Lan dedik, o kadar dedik, botlar kalktı falan filan. Şu anda da yine telefon internetini bağladım bot, gerçek rakip gelsin diye, ama yok. Sizde de böyle mi arkadaşlar? Son zamanlarda bana hep bot geliyor ya. İnternet normal çalışmasına rağmen bot geliyor yani.
Tabii kaçırıyorlar milleti. Gerçek oyuncuları soğutuyorlar, kaçırıyorlar. Ondan sonra da biz böyle botlarla oynamak zorunda kalıyoruz. Yani 30 gücündeki adamın karşısına 90 güçlü rakip çıkartırsan adam girmez tabii ki de bu oyuna. Niye girsin ki? Bizim yine karakterimiz var. Oynuyoruz, eğleniyoruz. Ama 30 gücünde adam, 40 gücünde adam ne yapsın ki? Tamam, aldık bu maçı da. İnternete mi bağlanmadım acaba? Şuradan bir bakayım ya. Yo, bak görüyorsunuz Wi-Fi Vestel Venus. Telefona bağlı işte. Şu karakteri bir değiştirelim bakalım. Belki gelir o zaman. Ne alalım? Ne alalım? İskeletor gel. Hala iki kat taraftar veriyorsun. O zaman faydalanalım bundan birazcık. 622 puandayım. İkinciye iki kat puan farkı var. Çok yüksek ihtimal bu haftada bir 520 elmas daha hesabımıza yazdıracağız yani. Yine bot geldi. Allah Allah. E çıkayım ya. Çıkayım o zaman, tamam. Hop bir tane çıktım. Yine bot geldi. Vallahi arkadaşlar bunu bir yazın ya. Bu normal mi? Sizde de böyle mi? Oyunun yine online oyuncu sayısı düştü mü acaba? O yüzden mi böyle bot geliyor? Bazen böyle çok güzel denk geliyor. Böyle üst üste güzel rakipler geliyor. Bazen de böyle bota sarıyor. Ben diyorum halbuki yani gerekirse 15-20 saniye arama sürsün yani. Gerçek rakip bulsun. Az önceki maç boşuna gitti yani. Boşuna yenilgi aldık. Boşuna taraftar gitti. Neyse ama en azından şimdi niye oynuyoruz? Hani yine oynamaya bir sebebimiz var. Etkinlik kastığımız için 15 sümbütü koşturuyorum şu anda. Bir 50 puan yaptım mı yine amacına ulaşacak yani. Yine boşuna oynamış olmayacağız. Ulan Anubis ufacık boyun var. Nasıl zıplıyorsun sen oraya kadar? Hayret ediyorum ben. Şuraya bak. Normalde hiç bu kadar zıplayamaz yani. Bu karakter sizde olsa bu kadar zıplayamazsınız yani. Ama bot olunca zıplattırıyorlar işte. Hadi git 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 buradan. Durmuyor orada ya. Uyuz eşek durmuyor da. Tamam. Kaç puanımız oldu? Şuna bir bakalım etkinlikte. Kaç maç daha yapacağız? Şu zümrütleri alalım. Videoyu öyle bitiririm olmazsa. Bir bakalım. 27 puan. 23 puan lazım. 3 maç. Tamam, atarız. 3 maç daha atalım, öyle kapatırım videoyu. Hadi bir gerçek rakip, hadi. Heh, şöyle. Güzel. Taraftarı düşük. Ama aradaki güç farkı da 9 yani. 9 puan güç farkı var ama bağlantı kesti. Keser tabii. Niye? 1 milyon taraftarı var adamın. Adam tecrübeli, korktu. Şakası bir yana. Yani öyle yapıyorlar. Taraftar sayısına bakıyorlar. Sonra şurada toplara bakıyorlar. Yeşil çoksa diyor ki adam kafadan bu beni yenecek zaten. Hiç uğraşmayayım. Başlangıçta kesiyorlar bağlantıyı. Kes bakalım Musti Baba. Canın sağ olsun. Ne yapalım? Ama karakterin büyük yani. Ayıp bu yaptın. Kesmeseydin iyiydi. Bir gerçek rakip daha. Ama düşük karakterde.
Evet. Tali. Güzel kardeşim, eşleştirmeleri ben yapmıyorum. Niye bana saydırıyorsun? Ben arkadaşlar videoyu da attım. Yani onunla alakalı bir video da var. Bu büyük şefle zombi samurayı yenmişliğim var. Yani oynadığınız zaman yenme ihtimaliniz var yani. Kimse kusura bakmasın. Yani bu büyük şef de kötü bir karakter değil yani. Oynadığın zaman yenebilirsin belki. Zorlarsın. En azından keyif alacak kadar oyun oynarsın yani. Hani öyle direkt bağlantı kesmektense, bırakmaktansa önce biraz zorlamak mantıklı yani. Yani zombi samurayı yendim ben. Karşıdaki adam biraz amatördü. Yendim yani. Videosu da var kanalda, açıp izleyebilirsiniz. Yeniliyor. Yenilmeyecek diye bir şey yok. O ne oldu be? Nasıl kasıyor oyun? Vay 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 vay. Bu kafa topu var ya, ben size söyleyeyim, gideceği. Çok ciddi söylüyorum size. Bu kafa topunun vadesi yavaş yavaş doluyor bana kalırsa. Yani moralinizi bozmak gibi olmasın ama yani zamanınızı, paranızı çok fazla kaptırmayın yani. Çünkü ne olacağı belli değil. Sanki bana şöyle geliyor, böyle masam o sanki oyunu boş vermiş gibi. Bırakmış sanki hani. İlgilenmiyorlar gibi geliyor bana. Tabii gerçeği net olarak bilemeyiz ama bu benim görüşüm yani. Yeterli ilgiyi göstermiyorlar oyuna. Bakımını yapmıyorlar. Sadece bir her sabah saat 4.45'te falan bir bakıma giriyor oyun. Bir de sürekli yenilenen ne var? Satın alabileceğiniz marketteki ürünler sürekli yenileniyor. Şöyle göstereyim size. Mesela şurada hiçbir sıkıntı çıkmıyor oyunda. Girdiğiniz zaman yani 269 lira, 3.200 elmas. Yani burada herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ha, onu söyleyeyim yani size. Gayet rahat bir şekilde buraya girer, alışverişinizi yaparsınız. Ama şuradan oynaya tıkladığınız zaman aynı kaliteyi yakalayamayacaksınız arkadaşlar. Bu da bir gerçek yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlayan anlıyor zaten. Oo, güzel, gerçek bir rakip daha. 335 bin taraftarı var. Yener ha. Tecrübeliyse, iyi oynuyorsa yener. Bol şans demiş. Eyvallah kardeş. Sana da bol şans. Aynen, tecrübeli bu. Fena değil. Bak bak bak. Aynen, bu biliyor. Güzel maç olacak ama dur bakalım. Bir de kasmasan. Ama çok duruyorsun ya. Oyna azıcık kardeş. Hadi oyna ya. Oho. Ghost Rider. Bir de bağlantı kesiyorsun. Kesme bağlantı. Bak adamlar 3 tane tuş koymuş. Onlara bas arada sırada. Oo, gol olsaydı güzel gol olurdu. İçimden geçti. Yani bu içten geçme hataları eskiden bu kadar yoktu arkadaşlar. Yani eski oyuncular iyi bilirler. İçten geçme, bu kadar kasma falan eskiden oyunda olmuyordu. Çoğu zaman bot geliyordu ama arada sırada gerçek rakip geldiğinde bu tarz hataları bu denli yaşamıyorduk. O yüzden diyorum ben yani bu oyunun geleceği hakkında pek bir ümidim yok yani. Siz gününüzü gün edin, girin oyununuzu oynayın, keyfinizi alın ama böyle hesap kasacağım, birinci olacağım, sıralamaya gireceğim. Hani ne olur ne olmaz yani, ben size söyleyeyim. Sonuçta adamların bu, siz oyuna girerken bazen farkına varıyorsunuz ya da varmıyorsunuz. Kullanım koşulları var. Arkadaşlar oyunun kullanım koşulları var. Diyor ki ben istediğim zaman diyor oyunu kapatırım. İstediğim hesabı kapatırım. Kimse bir şey diyemez diyor yani. Hani bir bakmışsınız oyun artık açılmıyor. Hiç kimseye de hiçbir şekilde hesap soramazsınız. Vay efendim ben para yatırdım. Ben hesabımı geliştirdim. Şöyleydi böyleydi. Böyle bir dünya yok. İstediklerini yaparlar. Hiçbir şekilde de hesap soramazsınız. O yüzden diyorum yani çok kaptırmayın kendinizi. Çok kaptıran arkadaşlara ben hayretle izliyorum yani. Onlar çok büyük yıkım yiyecekler.
Bu da burada böyle YouTube'da paylaşıyorum. Kalsın bunda burada yani. Yani bunları söylüyorum. Bu söylediklerim burada kalsın. Bir gün gelir adam izler, vay be der, doğru söylüyormuş. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bakın kafa topu mesela. Kafa topu bir, ben hiç oynamadım ama o oyuna da çok zaman ve emek harcayan kişiler tanıyorum. Yıllarını vermiş adamlar tanıyorum. Ne oldu? Bitti ya. Oyun diye bir şey kalmadı yani. Oradaki birincilikler de gitti. Oradaki elmaslarınız, kupalarınız da gitti. Hesabınız da gitti. Oyuna girseniz bile zaten oyunu oynayan da yok. Bu sadece bu oyun için değil. Bütün oyunlar için böyle. Şu özel güçleri bir yenileyelim. Bu arkadaşı da konuşmaya daldım. Bayağı bir fark atmışız ya. Ne var buralarda? Özel güçlerimiz sıkıntıya girdi iyice ya. Sen şuraya gel. Sen de şurada dur, savunma yap. Devam mı? Hadi devam. Vay be, taraftara bak. 7 haneli taraftar. Soruyor arkadaşlar, bunu tek başına mı kalsın? Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Benim hesabıma benden başka bir insan evladı bile girmedi. Benden başka bir insan evladı bile maç yapmadı. Hani ne olmuştur? Hani çok nadir böyle. Hani arkadaş demiştir, ver bir el ben oynayayım. İşte o yani. O da zaten yeniliyor. Alınca yeniliyor de. Demem o ki tek başıma kastım yani hesabı. Benden başka giren falan da yok. O yüzden bu bana mutluluk veriyor. Bu bir gerçek. Tatmin ediyor yani. Çok şanslısın. Şanslı değilim kardeşim. 8 aydır oynuyorum oyunu. Sen de oyna. Sen de karakterlerini aç. Bazen yeri geliyor, Maymun Kral bizi pataklıyor. Oynamayı bilen adam oynuyor yani. Özel güçleri oluyor mesela. Bende özel güç sorunu oluyor. Az oluyor mesela. Adam da oynamayı biliyor. Özel güçlerini de iyi kullanıyor. Yeniyor yani. Böyle bahane öğretmenin de bir alemi yok. Neyse, bu şov yapmaya başladı. Ben bunu yapacağımı bilirim şimdi. Alacaksın, oyalayacaksın. Bunların anladığı dil budur yani. Emir kov. Emirko, ne ettin Emirko? Emirko. Sana da başarılar dileyelim. Devam. Ne zaman sıkılırsam o zaman bırakacağım arkadaşlar. Uzun bir video olsun bakalım. Bu neler olacak? Güzel rakipler gelmeye başladı. Hadi şöyle dişimize göre bir tane. Gerçek rakip. Bot değil ha. Bakın ben 1 milyon, onun 92 bin taraftarı var. Bu demek oluyor ki bu %99,9 gerçek rakip. Gerçek rakip ama aynı bot gibi oynuyor. Kardeş ne yaptın? Aynen, bu gerçek rakip ya, bot değil. Bakın özel güç kullanmıyor, bir şey yapmıyor. Soranlar oluyor, bot olduğunu nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? Tecrübe ya. Bakın söylüyorum, defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. Bir, kostümlerinden zaten yüksek ihtimalle bot mu değil mi anlaşılıyor. Mesela 30 seviye karakterlerin en yüksek kostümlerini biliyorum. 40 seviye karakterlerin en yüksek kostümlerini biliyorum. Bir botun onları tesadüfi olarak alması çok olası değil. Çünkü botlar rastgele kostümleri sistem onlara atıyor. Yani hem gözlüğü, hem şapkası, hem ayakkabısı, hem kuyruğu aynı olması çok zor bir ihtimal. Bu bir. İkincisi de taraftar sayısı. Sizin taraftar sayınızla aynısı sayıda, yani çok yakın değerde bir rakip geliyorsa bilin ki çok yüksek ihtimalle bottur. Öyle söyleyeyim yani. Mesela bu bot değil. Kostümleri değişik ama taraftar sayısından anladım. Bir de oynayışından da belli oluyor zaten.
Tamam, yendik. Allah'tan özel güçlerini harcadı. Zamanı da yoktu, uğraştırmayacak bizi. Korktu, kaçtı. Hadi güle güle. Bu arkadaşa da bol şans dileyelim. Devam. Pay sağ ol, gel bakalım. Evet, bakın bu bot, görüyor musunuz? Aynı taraftar sayısı hemen hemen aynı ya. Oradan çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz bot olduğunu. Kostümlerinde de bakın böyle çok tutarsız mesela. Benim kostümlerim en yüksek kostümler. Gözlüğü saymazsanız. Belli ediyor yani. Profilden anlaşılıyor. Hadi profilden falan anlayamadınız. Oynayış şeklinden kesin anlarsınız ya. Yalnız bota benim soy ismimi vermişler. İyi mi? Cem Kahveci. Ulan insan akrabasına söver mi lan? Pis bot. Gel lan, deli edeceğim seni, gel. Gel bot kardeş, gel. Gel, sana çikolata vereceğim, gel. Gel lan. Bak gelmiyor. Şikayetçi. Bakın geçin şöyle. Hop, gol. Botu arkanıza alın kalenlerle ama dikkat edin, kendi kalenize atmayın. En azından bu tarz kolay botlar için işe yarayan bir taktik diyebilirim yani. Burada da tamamen şans. Denk getirirse atıyor, getiremezse atmıyor. Ha, getirdi. Sıkıntı yok. Tamam. Hoppa, hadi geçmiş olsun. Süre basarsan tutamam kendime bak. Güzel güzel şeyler söylerim sana. Süre basma. Tamam, hadi güle güle. Masama ve selam söyle benden. Kaç puan olmuşuz? Şu zümrüt geldi mi acaba? Bir bakalım ona. Düello zamanı. Oo, geçmişiz de fark atmışız bile. 72 puan. Kaç biletimiz var? Hadi bir maç daha yapalım, sonra kapatalım videoyu. İnşallah gerçek rakip gelir. İşte duayı eksik yaparsan böyle olur. Diyeceksin ki inşallah güçlü ve gerçek bir rakip gelir deseydik, o zaman isteğimiz olurdu muhtemelen. Ben şeyi gerçekten anlamıyorum. Yani mesela şu anda karşıdaki adam aramızda iki kattan daha fazla güç farkı var. Şu anda maçta durma sebebini ben gerçekten merak ediyorum. Hani gerçekten belki yenerim diye mi düşünüyor duruyor? Çünkü bana geliyordu, ben direkt çıkıyordum maçtan. Bir 10 saniye dururdum. Bir bakardım, terbiyeli bir adam mı? Artistlik yapıyor mu? Sus atıyor mu? Öğrende gel atıyor mu? Atarsa canını okuyordum yani, öyle söyleyeyim. Eğer atmazsa efendi efendi bol şans diyordum, çıkıyordum maçtan. Şimdi bu adam niye duruyor maçta? Gerçekten merak ediyorum yani. Beklentisi ne? Bana vakit kaybettirmek mi? Gıcıklık olsun diye. Yoksa gerçekten belki bir ihtimal kazanırım diye mi düşünüyor? Mesela inşallah bu arkadaş videoyu izler de yorum atar ya. Hani şu anda maçta niye duruyor ya? Gol yemek hoşuna gidiyor da olabilir. Ya da şey de olabilir belki. Bileti bitmiştir, son biletidir. Ulan diyordur zaten maç yapamayacağım başka. Bari burada yenilsem de biraz daha maçta kalayım. Bak sanki duydu, ha 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 diyor. Bu oyunda var ya, Allah'tan böyle karşılıklı konuşma diye bir şey yok.
Aslında masamodan o da beklenir. İnsanların arasını açmak için onu da yapar da işte Allah'tan yapmamışlar. Millet birbirine söve söve mahkemelik olurdu vallahi. Ya hadi son bir kez daha şansını deneyeceğim arkadaşlar. Kapatacaktım videoyu ama bir kere daha hadi şöyle güzel bir rakip gelsin. Hadi. Bak son deniyorum. Son şansımızı deniyorum şu anda. Evet, bot geldi. Sen misin o tuşa basan diyor. Yapacağınız oyun batsın bir arkadaş sizin ya. Bu da kolay bir bot. Zor bir bot değil. En sevdiğim şey botlarda bu. Basıyorlar büyük kafayı. Anında aynayı kullanıyorum. Dön dön dur. Bunların bir de kullandığı güçler 6 seviye. Benim hepsi 10 seviye olduğu için. Onunki bitiyor, benimki devam ediyor. Anında golü atıyorum yani. Garanti gol gibi bir şey oluyor benim için. Bak böyle alttan geldi mi var ya, kanser ediyor insanı. Gelmezsin değil mi şimdi? Oha, o nasıl gol oldu lan öyle? Ulan var ya, sizin yapacağınız işe tüküreyim ben ya. Sizin inandığınız fizik kurallarının içine tüküreyim ben masama. Şu botları adam gibi yapın ya. Fizik kurallarına aykırı hareket etmesinler kardeşim. Biz insanız, uzaylı değil. Hiç uğraşamayacağım seninle. Ah. Atar matar şimdi. Neyse arkadaşlar, bu maç son maç olsun. Eğer bir kere daha bot gelirse ben cinnet geçireceğim. Videoda söylemek istemediğim şeyler söylemek zorunda kalacağım. O yüzden videoyu burada bitirelim artık. Hesabın son durumunu size kısaca bir göstereyim. Şöyle 12.112 maç, 1.003.016 taraftar, 77 galibiyet, 299'da galibiyet serisi. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız, neler göreceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Vurduğunuz gol olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. İyi günler diliyorum.